sayılar. Şimdi yanımda 3 tane slasher görüyorum. Hangi dünyadansınız acaba? Kendi yarattığımız bir evren. Öyle mi? Yani sizin kendi karakteriniz mi? Evet. Peki adınız nedir kendi dünyanızda? Ya benim adım Serdalo. Serdalo. Evet. Sizin adınız? Bunun da aynı şekilde krallardan biri. Olsun. Sizin adınız nedir? Soruyu kaçırdım. Gerçek hayattaki mi yoksa şey mi? Kendi dünyanızdaki adın. Artrat. Gerçek adınız? Alper. Bir sayfanız var mı böyle? Sürekli cosplay yapıyor musunuz? Arkadaşlar daha çok onları yapıyor ama bir sayfaları var. Yaptıkları etkinlikleri, gittikleri etkinlikleri orada paylaşıyorlar. Süper. Peki sayfanızın adı nedir? Riondar.com. Peki buradan da kendilerinin reklamlarını yapmış olalım. Tebrik ediyorum tekrar cosplayleriniz. Tabii ki benim için olmazsa olmaz. Hemen bir Star Wars cosplay'i bulup yapışmam gerekiyordu. Tanıyabilir miyiz sizi? Adım Baykal Çetinel. Sizi tanıyalım. Furkan Cingöz. Kostümüm Star Wars, Clone Wars serisinden Darth Sidious. Bu şekilde yani ilk kostümüm benim. İkinci bir kostüm daha yaptım, onu yarın giyeceğim. O şekilde. Süper. Peki neden Darkseid? Yani benim için fark etmiyor. Çok kararsızım aslında Dark Light. Kararsız kalınca Dark Side'a geçebiliyorsunuz. Yapmayın. Peki siz neden Jedi'sınız? Onu açıklamak ister misiniz? Ben normalde karanlık tarafı daha çok severim. Geçen sene de hep karanlık tarafı yapıyordum ama bu sefer değişiklik olsun istedim. Benim karakterimin eski halini yapayım dedim. O Jedi'ymiş eskiden. O tarz bir hikayede yaratmıştım. Onu yapayım dedim. Arkadaşımda kılıcı var, yeşil. Ben de kılıcı ona verdim o şekilde. Işıklı mışıklı. Yani gördüğünüz gibi kendisi geçen seneden bu seneye Darkseid'den aydınlık tarafa geçmiş. Yani tasavvufi ortamı birinden kazandırmış olduk. Peki bir hareketiniz var mı bana gösterebileceğiniz? Süpermiş. Bayağı iyi. Sizde böyle bir numara var mı? Darkseid'e bakıyoruz. Hemen bir değerlendirme. Olsun, tamam, ne yapalım. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. 700'lerden çok hareket yapmıyor. Beat yani, yapacak şey yok, yenildi. Şimdi yanımda La Casa de Papel soyguncuları var. Neden La Casa de Papel? Şu an Türkiye'nin gençleri üzerinde trendte olan bir dizi ve takip ediliyor. Bize bu kadar büyük bir değer verilen bir fuar alanında neden yapmayalım dedik ve arkadaşlarımızla toplanıp böyle bir dizide karar verdik. Peki maskenin ne maskesi olduğunu biliyor musun? Salvador Dali. Bravo. Bilemeyeceğini düşünmüştüm sen, değil mi? Peki, üzerinizdeki de satın mı aldınız yoksa kendiniz mi yaptınız? Satın almak zorunda kaldık. Biz ne kadar yapmaya çalışsak da başarılı olmadı. Maalesef almak, satın almak. Böyle bir fuara ilk defa mı katılıyorsunuz? Hayır, arkadaşlarımız profesyonel, aramızda cosplayerler de var. Yeni katılan arkadaşlarımız da var. Biz grup halinde yapmak istedik. Zaten gördüğünüz üzere grup halinde yapıldığı zaman daha başarılı bir şey elde ediliyor. Mutluyuz, güzel geçiyor, eğlenceli geçiyor. Ben rehineyim. Şimdi yanımda favori Marvel karakterim Deadpool var. Evet, Deadpool. Sanki kostüme ne kadar uğraştın? Gerçekten çok merak ediyorum. Kostüm tam bir ay bir süre içerisinde özel Eva malzemelerinden yaptık etti. Silikon ve yapıştırıcılarla yani planlarını yurt dışı sitelerinden satın alıp Türkiye'de o şekilde yapabiliyorsun yani. İmkanı olan arkadaşlar gayet iyi çalışmalar yapabiliyor zaten. Peki neden Deadpool? Bana bunu söyler misin? Çünkü benim favori karakterim Deadpool da Marvel'dan. Neden Deadpool? Bugüne kadar aslında Robocop, Darth Vader, Batman gibi bazı cool karakterleri yaptım ettim ama artık birazcık da troll olayına girmek istedim. Daha eğlenceli olsun diye. Bundan dolayı Deadpool seçtim.